Herkese esenlikler. Soğuk bir Antalya gününden gerçekten havalar bayağı bir soğudu. <laughs> aynen, aynen. Bugün Kadir kardeşimle beraberiz. Baya oldu değil mi? Baya oldu aynen. Evet. Bugünkü konumuz şey dedik teslimiyetle itirazcılık veya teslim olanla itirazcı arasındaki farklar nelerdir? Bunları konuşmak istedik. Yani bizim dinimizin adı gerçekten Teslimi. teslimiyet yani bu İbrahim tarafından bize verilen bir isim ve ilk teslim olan ismini de bize İbrahim veriyor. Evet. Ve İbrahim'e bakıyoruz. İlginç bir örnek değil mi? Kesinlikle. Ee, bir, böyle, en ilginç hatta bana göre. Bir yani belki de en uç. Hiç şirke bulaşmamış çünkü. Evet. Enteresan yani. Ee, oğlunu kurban etmesi gerektiği gibi bir emir aldığını düşünüyor rüya vasıtasıyla evet. ee, ve Tanrıdan olduğunu düşünüyor ee, ve gidiyor oğlunu kurban edecek kadar teslim baktığın zaman çok mantıksız bir şey gibi görünüyor öyle değil mi yani mesela evet. biz bugünkü bakışla baktığımız zaman senin çocuğun var hani evet. kim sana gider der hani gel işte şurada bıçakla kes yani insanın Çocuğu. bunu yapması aslında işte sor, sorguladığımız zaman tırnak içerisinde aklımızı kullandığımız zaman bu aslında pek de mantıklı görünmeyen bir şey görünmüyor tabii. Ama işte burada bir e, teslimiyet durumu söz konusu. Kime teslimiyet ama? Yani bu soruyu da tabii sormamız lazım. E, şimdi mesela örneğin diyelim ki ben hep şu örneği aklıma gelir. Bir doktor düşünelim. Ameliyat olacaksın. Adama kendi bedenini tamamen teslim ediyorsun. Niye? Çünkü o adam bu işi biliyor. Uzman. Haberdar, iç dünyadan haberdar, organlarını biliyor, evet. mekanizmalarını biliyor, hücre işleyişlerini falan filan biliyor. Aynen. Kendini ne yapıyorsun? Teslim ediyorsun. Şimdi evet. aslında biraz da olay Tanrı'yı tanımakla alakalı bir durum olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi İbrahim gerçekten Tanrı'yı tanıyordu. Evet. Ve onun emirlerine karşı bir itiraz durumu söz konusu değildi. Ee, yani burada tesli yani Tanrı'nın emirlerine karşı teslimiyetle Tanrı'nın emirlerine karşı itirazcı arasındaki e, farkı farka bir örnek olsun diye bunu söyledim. Ha. Şimdi sen e, bu konuyu nasıl görüyorsun? Yani Tanrı'ya teslim olmakla onun emirlerine itiraz etmek e, bu konuyu nasıl değerlendirirsin? Eyvallah. E, aynen. Öncelikle herkese esenlikler. Biz kardeşimizle. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Kur'an'dan anladığımız kadarıyla, antlaşma elçisinden bize gelen yeni bilgiler doğrultusunda anladıklarımızı yorumluyoruz. Size de e, bu arada tanıtımımızı da yapalım. Yetkilendirilmiş Çevrim'in Türkçe tercümesi bu. Bunu da alıp inceleyebilirsiniz. İsterseniz de internette de var zaten. Evet. Ee... Alamayanlar da e, bu videonun altına yorum yazsın. Ee, i̇nşallah ücretsiz de göndeririz yani. İnşallah. Şimdi İbrahim Peygamber'le başladık. Geçen gün hatta kimle konuşuyorum hatırlamıyorum ama yani çok ilginç. Yani hiç ortak koşmamış evet. olduğunu bildiğimiz tek kişi yani. Ben hep şaşırıyorum yani bir adam nasıl olur da bu kadar putperest. Ailesinin içinde bile babası mesela bir putperest. Ona rağmen hiç ortak koşmamış. Yani bu tabii ki Rabbimizin e, iradesi. Ama e, çok müthiş bir örnek yani bu konuda. Selam olsun bütün elçilere bu arada. Evet. Şimdi kardeşim teslimiyet konusu aslında sen e, başta dedin ya yani, teslim olanla olmayan arasındaki fark tarzında. Ben ondan ziyade bizim teslimiyet dininin öncelikle teslimiyetin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Sonrasında da Teslimiyetin içinde bizim itiraz edip edemeyeceğimiz bir yer var mı? Bizim itiraz hakkımız hiç mi yok? Ya da varsa nedir? Yani bunun üzerine gittiğimizde birkaç arkadaşımızla kardeşimizle yaptığımız tartışmada da bu konuda sıkıntı olduğunu gördüm. Yani işte şuna cevap verebilirsin, buna şöyle yapabilirsin, burada hakkını savunabilirsin. İşte bu, işte bir ayette Rabbimiz buyuruyor işte. E, zulme uğrayanlar hani işte e, kötü söz kullanabilirler gibisinden yani Hı. kullanırsa kınanmazlar tarzında bir ayet var. İşte öbür taraftan e, yine bir ayette e, onlar haksızlığa uğradıklarında haklarını savunurlar e, ayeti var. Şimdi buradan, bu, burası aslında e, inkarcılar için bence bir çukur. Çünkü teslimiyetin istisnası yok aslında. Burada Rabbimizin bir rahmeti var. Ben böyle görüyorum. Benim görüşüm bu tabii ki. Teslimiyet nedir? İlk önce ona bakalım. Teslimiyet, benim anladığımı söylüyorum ben. Hı hı. Olan hiçbir şeye itiraz etmeme durumudur. Net yani özetlersek böyle. Olan hiçbir şeye itiraz etmeme. Peki sana yapılan haksızlığa da mı? Oraya geleceğim işte. Hı hı. Şimdi e, Kur'an'ı bütünüyle ele aldığımız zaman olay biraz farklı gözüküyor. Hı hı. Şimdi ilk etapta biz bir haksızlığa uğradığımızda e, hakkımızı savunacağımız işte e, kötü söz kullanmak kınanmıştır Kur'an'da ama hani burada kullanırsanız günah işlemiş olmazsınız gibi bir şey anlaşılabiliyor. Hı hı. Ama bence yine burada e, esas Rabbimizin şeyi e, muradı diyelim. Bizim bunlardan da uzak durmamız. Niye? Ben bunun üzerine biraz düşündüm. Neden? Yani teslimiyet dininde eğer teslim olduysan Rabbimiz her şeyin tam kontrol edeni iken senin bir şeye itiraz etmen ve elçinin e, videolarında işte eklerde anlattığı teslimiyete baktığımız zaman burada bir çukur gördüm ben. Çukur şöyle. Şimdi bir teslim olan var, bir en ileri teslim olan var. Şimdi ikisi de güzel, eyvallah. Ama e, bizim tüm teslim olanların ana hedefi en ileri teslim olan olmaktır benim gördüğüm bu. şimdi bir haksızlığa uğradığında hakkını savunabilirsin ve bundan kınanmazsın. Bu gayet normal bir şeydir. Ancak ben bunu çukur olarak görüyorum. Neden görüyorum? Çünkü bunun ucu biraz e, kişi, yani ucu açık. Kişinin kendi hayata bakışıyla gördüğü zulmü kişi kendisi e, zulm olarak görebilir. Belki de bu e, zulüm değildir aslında. Yani ki bunun çıkış noktası da yani ismini vermek istemiyorum arkadaşın ama baş harfi Edip Yüksel. Şimdi <laughs> bu ya teslim olanlar üzerinde bu bu konuda çok ciddi etkisi olan bir adam. Şimdi yaptığı şey şu. Herkesle kavga, herkesle tartışma, herkese hakaret, küfür, saldırgan bir tavır ki teslimiyetle hiç uyuşmamasına rağmen ama kendisi zaten teslim olanım demiyor ki barışçıyım diyor. Dini farklı yani. Ya diyelim ki Kur'an'a yani, uyan diyelim yani hadi. Yani dinini farklı tanımlıyor zaten. Ha yani Kur'an'ın takipçisi diyelim hadi. Evet. Teslim olan demeyelim. E Kur'an'ın takipçisi de bunu yapmaması lazım işin özüne dönersek yani. Kötü söz kullanmak kınanmıştır. Hı hı. Saldırgan tavırlar kınanmıştır. Küfür kınanmıştır. Yani bütün kınanan ne varsa bunların yasaklayan tüm ayetleri görmezden gelip hı hı. ne yapıyor? İşte e, haksızlığa uğradığında hakkını savunabilir diyor. Herkese bir saldırganlık içinde. Öbür taraftan işte zulme uğradığımda kötü söz söyleyebilirim diyor. Ağza alınmayacak. Ama bir adam laf özür, söz. Özür dilerim. Hı. Adam diyor ki beni diyor yurdumdan kovdular. Ondan sonra kitaplarımı yasakladılar. Ee, hayatımı tehlikeye attılar. Yani ben bunlara hiç mi bir söz söyleyemeyeceğim? Cevabını hemen vereyim. bunun Bu kısmını da düşündüm çünkü bunun benim için de geçerli bir şey bu. Evet. Ya nasıl olacak bu iş diye. Ama işin bir de diğer kısmını düşünmek lazım. Şimdi biz teslimiyette şöyle bir şey var. Biz ne diyoruz? Rabbimiz her an kontrol durumundadır. O her şeyden haberdardır. Onun haberi olmadan yaprak bile düşmez. E, yerin yedi kat dibindeki canlının rızkını veren odur. Ondan habersizin hiçbir şeyin olmayacağını biz biliyoruz. Bu bir. İkincisi e, yani kişi e, ya bu konu aslında 3 4 e, dalda incelenmesi lazım aslında. Öyle bir konu. Ama teslimiyetin ana temellerine baktığın zaman yaptığın herhangi bir itirazın arkasında e, bir boşluk oluşuyor. İşin özüne döndüğün zaman bu senin için e, eğitici bir musibet olabilir. Hı hı. Bu senin için e, şer gibi görünen bir nimet olabilir. Hı hı. Bu senin yaptığın hataların bir sonucu olabilir. Hı hı. Şimdi biz bu e, aşamaları biliyoruz. Bir insan la ilahe illallah dediği andan itibaren bazı testlerden geçiyor. Uh -huh. Şimdi sen e, testlerden geçip geçmediğini bilemiyorsun. Rabbimizin seni eğitip eğitmediği konusunda net değilsin. Uh -huh. Çünkü bunlar ister istemez zulüm gibi görünüyor. Problem burada zaten. Yani bir kişi e, diyelim ki bir trafik kazasına karıştı ama yüzde yüz haklı. Adam durduk yere atıyorum e, arayoldan şak diye önüne çıktı ve kaza uh -huh. oldu. Şimdi burada %100 haklı olduğunda o zaman haklısın ve zulme uğradın. O zaman her... Bunun önü açık abi. Bunun her yere gidebilirsin bununla. bu Bunu bu şekilde mesela Edip'in yaptığı gibi. Sürekli devlet başkanlarına küfür edebilirsin, saldırabilirsin. Karşında en ufak bir e, insan yani muhalif olduğunda, bir şey olduğunda hı. istediğin küfür edebilirsin. Yani bu aslında e, teslimiyetin dışına açılan bir kapı gibi. Hı hı. Bunu ben şöyle algılıyorum. E, istemeden yani e, nasıl diyeyim? Hani o eğitim sürecinde en ileri teslim olan yolunda giderken öyle görüyorum. Rabbimizin bir rahmeti bu. En ileri teslim olan yolunda ilerlerken ister istemez e, yalpalanmalar olacaktır. Yani belki 10 olayda sinirleniyorken eskiden şimdi 1-2 olayda sinirleneceksin. Hı hı. Belki de Rabbimiz bizi burada teskin ediyor. Hı hı. Belki de hani kestirip atmıyor. Yani Uh -huh. Ya teslim olacaksın ya hiç yani ya hiçbir şeye itiraz etmeyeceksin ya uh -huh. da en ufak bir itirazında seni e, din dışı sayarım demiyor. Uh -huh. Burada bir sanki bir e, iyileştirme sanki bir teskin yani böyle teslim olanları o yolda ilerler. Şu bu konu gerçekten bence e, şeyle birleşik anlaşılmalı yani bizim geçeceğimiz o testlerle birlikte görülmeli bu. Uh -huh. Çünkü biz biliyoruz ki Rabbimizden kötü bir şey gelmez. Hı -hı. Ondan kötü bir şey gelmeyeceğini biliyoruz. E bizi eğitici musibetlere e, gireceğimizi biliyoruz. Şer gibi görünen nimetleri biliyoruz. Hatalarımızdan dolayı başımıza gelebilecek şeyleri biliyoruz. Hı -hı. E, şimdi bunları kendinden çok emin olman lazım. Hı -hı. Bunun tüm bu diğer e, testlerden ayrı sana yapılmış bir zulüm olduğunu gördüğünde itirazın Hı -hı. haklı pozisyona gelebiliyor. Evet. Ama bu üçünün dahilindeysen olacak. Hı -hı. O yüzden ben Elçin'in hiçbir videosunda buraya dokunduğunu görmedim. Hı hı. Bu konuya değindiğini görmedim. O kesinlikle ve kesinlikle iş yani olan hiçbir şeye itiraz etme bu durumundan bahsediyor. Hı hı. Çünkü esas bizim hedefimiz o. Bu hedefe giderken yolda böyle bir mola verip çay içme yeri gibi görüyorum ben bunu. Yani evet senin bu tefekkürün ilginç. Ben bu konu üzerinde daha derinlemesine çok yani bu yönden hiç görmedim bu ayetleri. Ee, mesela ayet var hani diyor haksızlığa uğradığınız zaman Hakkınızı savunduğunuz zaman evet. kınanmazsınız. Yani bu noktada herhangi bir... lafı unutma. Sen evet. unutmuyorsun, ben unutuyorum. O yüzden kesiyorum. Evet. Evet. Şimdi sen haksızlığa uğradığını düşünüyorsun ya. Evet. Ne kadar eminsin? Peki hiç mi bir şey yapmamak lazım? Yani oturmak mı lazım? Yani örneğin diyelim ki ben bir yerde çalışıyorum. Bir iş yerindeyim. Bana belirgin olarak tam ben o bir hatamdan dolayı belki onu üzerime çekmişimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bir hatam var hayatımda. Evet. Tanrının korumasından çıktım evet. ve şeytanın şeyine maruz kaldım ve benim orada maaşımla alakalı olsun, sosyal haklarımla alakalı olsun bir şeye maruz kalıyorum, haksızlığa maruz kalıyorum. Yani orada mahkeme sürecine gitmemeli miyim? Yani şeyime teslim mi olmalıyım? Yani teslimiyet böyle mi anlaşılmalı senin? Şimdi hak aramak başka bir şey, Aha. itiraz etmek başka bir şey. Ben evet. bunu ikisini aynı görmüyorum. Ha sen evet anladım şimdi seni ne demek istediğini. Sen diyorsun ki bir teslim olan hakkını arayabilir. Tabii ki. Ama böyle bağırıp çağırma olsun, tavır olsun, böyle sinirlenme, öfkelenme. Aynen. Sen ona değiniyorsun galiba. Aynen. Yani, Çünkü ben... yani insanların da bizi yanlış anlamaması lazım evet, şimdi evet. Sen mahkeme sürecinden olsun, diğer kanalları kullanarak hakkını arayabilirsin ama kesinlikle tavrın Heh. bir şey öfkeli bir tavır olmamalı. O, Sakin bir tavırda olmalısın. O hakkı ararken de yine hmm. Kur'an'ın diğer emirlerini unutmamalıyız. Yani şimdi hmm. Kur'an bir bütün olarak. Ben hmm. burada hani kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmeme durumuna da bile Hı. gelebiliyor insan. Çünkü neden? Sen bu ayeti ele alıp az önce ismini verdiğimiz arkadaş gibi. Sen diğer bütün... Az önce ismini verdiğimiz arkadaş toplam dört kelime oluyor. <laughs> Direkt ismini verebilirsin. Ha Edip Yüksel'den bahsediyorum. Yani bu adam... Evet. Bu konuda ciddi bir örnek olduğu için bahsediyorum. Yoksa Hı. benim ona şahsen bir düşmanlığım yok zaten. Ha elçi satmış o ayrı <laughs> mesele. Ben ona bir şey demiyorum. O Hangi cüretle e, yetkilendirilmiş elçinin teslimiyet dediği dinin adını getirip barışçılık dini yapma cesaretini gösteren çok cesur bu adam. Mahşer günü göreceğiz cesurluğunu. Evet. Yani bunun bedelini çok ağır ödeyecek. O ki... konuda müsaadenle ben de bir iki kelime söyleyeyim. Şimdi ben e, Edip yükseli bir teslim olan olarak görmüyorum çünkü dini farklı. O e, tabii ki. Yani İbrahim'in getirdiği dini takip etmiyor. Evet. Kendi e, yani nasıl her elçi. Baz mesela bir elçi örneği var. Musa. Musa yokken Samiri isminde birisi geldi. Kendince bir itikat geliştirdi ve o insanları ona inandırdı. Ve çeşitli süsler kullandı. Yani işte buzağa çeşitli süsler şey yaptı. Bu noktada akıl süsü, mantık süsü gibi süslerle e, dinin adını değiştirdi. Eee ritüelleri tamamen tarif etti. Haccı tarif etti, namazı tarif etti. Ee, Reşat Halife şeytanla taşlama var diyor. Bu İbrahim'den gelir diyor. Tanrı adına konuşuyor ama o diyor ki taşperest. Yani aslında kendi arkadaşını da taşperest ilan ediyor. Aynen. Ben zaten onu teslim olan olarak görmüyorum. Ee, evet. Dolayısıyla ben onu bu kategoriye de sokmuyorum ama senin dediğin gibi etkiliyor e, ama. 19'u kabul eden sadece Kur'an diyen insanlar onun tavrından etkileniyor. Aynen. Bir teslim olan tavrı saldırgan, öfkeli olmaz. bağırıp çağıran bir tavır değil. Aslında biz o tavrı eleştiriyoruz. Zaten Kesinlikle. bu kapıdan giren herkes bir o kişiyle eee e, karşılaşıp böyle giriyor. Mesela ben teslimiyetin ilk Reşat Halife'yi tam tanımadan ve Kur'an'ın gerçek mesajına ve teslimiyet dinine yani İbrahim'in dinine erişmeden ilk senelerimde bu tavırdan etkilendim ve bu tavır benim aileme olsun etrafındaki arkadaşlar olsun zarar verdi. Yani sanki böyle herkese bir saldırıp onu böyle nakavt etmeliymişim gibi bir hisse Aynen giriyorum. Öyle. Yani bir Aynen. ruh haline giriyorum. İşte bu ruh hali de bu arkadaştan geliyor. Aynen öyle. Çoğunlukla Maalesef. insanlar bundan etkilenir ama ben mesela de aynı şekilde. Örneğin bir de Reşat Halifen'in tavrına bak. Bir naiflik var ama o naiflik içerisinde de bir sağlamlık var. Kardeşim sağlam duracaksın ama diğer e, ayetleri ezme pahasına değil. Değil bir tabii teslim ki. olan bir Müslüman veya bir imanlı Kur'an'ın bütününe uyar değil mi? Kesinlikle. Sen dinini savunuyorsun, haklısın belki o söylediğin şeyde ama senin o tavrın, o dinin başka şeylerini e, devre dışı bırakmamalı. Aynen öyle. Yıkım yani geçiyorum. benim bu konudaki ona, ona karşı düşüncem ve görüşüm budur. Ben zaten teslim olan olarak görmüyorum. O yüzden ama bunu bu bağlamda kullanmıyorum zaten. Şimdi, Yani o teslim olup olmadığı beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü o İbrahim'in dinini zaten takip etmiyor yani. Ya benim ona değinmemin bir nedeni... eleştirmek gibi bir şey benim için. Aynen. Ee, benim ona değinmemin nedeni şu. Şimdi bizleri, yani teslim olanları e, Edip'le birlikte görüyor. Belki de yeni bu işe, yani bu dala yönlenen insanlar. Evet. Hiçbir alakamız yoktur. Evet. Görüyor ve diyor ki hani bunlar bir. Hayır böyle bir şey yok. Çünkü biz de öncesinde bu şahıstan etkilendik. Ancak bu antlaşma elçisini tanıyana kadar onu tanıdığımızda aslında bunun, onun getirdiği mesaja ne kadar büyük ihanet ettiğini gördükten sonra işler değişti. Hı hı. Çünkü o, Tanrı'nın gönderdiği mesajı takip etmiyor. Onun takip ettiği, kendi yarattığı yeni bir din. Yani nasıl Sünnileri eleştiriyor, İşte siz her mezhep mesela dindir diyor. Çok da haklı, doğru söylüyor. Hı hı. Yeni bir din oluşturmuşlar. E sen de aynısını yapmışsın. Evet. Yani sen şu gün... Az önce senin verdiğin örneklerin hiçbirini gerek yok. Ama sana diyecek ki sen Reşad'ı putlaştırıyorsun diyecek sana. Onun ne dediğini benim için bir önemi yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ben Kur'an Kur'an'ın tamamına iman ediyorum ve evet. tamamını uygulamaya çalışıyorum. Allah Kur'an'da elçiye itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor. Şimdi sen bu elçiye itaati ne olarak algılıyorsun? E ben Kur'an'a aklımda... itaat diyorlar. Kur'an'a itaat. Kur'an'a itaat. Tamam. Kur'an elçi Peki o zaman nasıl olacak? Allah Kur'an'da buyuruyor ki e, size elçi göndereceğim özetle söylüyorum. Evet. Bu elçi gelecek. Göndermesine size, gerek yoktu o zaman. Size hikmeti öğretecek. Size bilmediklerinizi öğretecek. Bilmediğim ne öğretecek bana? Kur'an'da var zaten. Evet. Ya hikmeti öğretecek diyor Allah. Demek ki bizim göremediğimiz bir şeyi gösterdi. Peki sünnilerin düştüğü tuzağa düşmüyor musun? Ne gibi? Yani onlar da bu ayetleri kullanarak Muhammed Peygamber Kur'an'ın yanına işte hadis ve sünnet gibi öğretiler koydular. Sen de Kur'an'ın yanına reşadı koymuş olmuyor musun? Bunu daha önceki videolarda <laughs> konuştuk ama <laughs> evet. gene kısaca değinelim. <laughs> evet bu elçinin, ya yani elçilerin gönderiliş amaçlarıyla alakalı bir şey. Eğer her bir elçinin görevi farklı. Muhammed olacak. Peygamber Kur'an'ı iletirken yanında ekstra bir kaynak, ekstra bir bilgi vermesi din adına vahiy keserdik diyor. O olayın vahiy boyutu. Bir de mantıksal boyutuna bak. Yani bir insan düşünün. Bu Allah'ın gönderdiği kitap. Bu da benim fikirlerim. Yani böyle bir elçi olmaz. Yani Allah iki şeye çağırmaz. Ama gelen antlaşma elçisinin elinde bir şey yok. Ne yapacak bu adam? Yani şekillerle mi anlatacak ya da e, şey dili mi? Dilimi, ne diyorlar ona? Kuş dili. Kuş diliyle <laughs> mi anlatacak? Nasıl anlatacak? Yani bir şekilde bunu anlatacak, bu hikmeti gösterecek. Burada bütün mesele şu. Kur'an'dan mı, değil mi? Elçinin sana söylediği şeyler Kur'an'a ters mi, değil mi? Kendisi de zaten kriteri öyle belirliyor. Benim ha? söylediğim diyor Kur'an'dan değilse kabul etmeyin diyor. Şimdi bu işin ilginç tarafı şu. Elçinin varlığında bu arkadaşımız onun mescidinde otururken bu yani okunan bu kitabı takip ediyorlar. Ayetler Kur'an evet. derslerinde bu kitabı takip ediyorlar. Evet. Ee, ama yokluğunda bak mesela Musa Dağı gitti ya yokluğunda İşler yeni gerekiyor. bir din ortaya çıkardı. Evet. Bak yani o bu arkadaşın ismi tamam Edip Yüksel. O arkadaşın ismi ben Samir'idir demiyorum ama rol aynı. Evet. Rol aynı. Çünkü bak eee Reşat Halife dedi ki benim görevim İslamiyet'i etkileyen bütün bozulmaları gösterip onları ifşa edip temizlemek dedim. Bu benim 14 görevimden bir tanesidir. Dördüncü görevi. Bu kitabın arkasına 38 tane ek yazdı. Bunun ek 2, ek 2'nin son bölümüne bakarsanız, son paragraflarına bakarsanız orada 14 görevinden bahseder. Dördüncü görevi Yahudiliği, Hristiyanlığı ve İslam'ı etkileyen bütün bozulmaları gösterip ve onları arındırmak. Şimdi Gelelim teker teker örneklere. Salat mesela örneğin Salat namaz. Hı. Diyor ki benim görevim namazı bozan bütün şeyleri arındırmak ve size gerçek Hı. namazı göstermek. Tanrı adına konuşuyor. Bu ya bir yalancıdır. Evet. Ya bir yalancıdır ya da bir elçidir. Hata yaptı gibi bir saçma sapan bir argümana başvuramazsınız. Tanrı bir e, elçi gönderecek ama dininin ismini bile hatalı söyleyecek. Böyle bir elçi kitapta yok zaten. Yani Kur'an'da yok böyle bir elçi. Ya Haşa bu Ciddi bir hakaret evet. ya. Yani, yani küfürdür yani. Bak bu ciddi ifadeye rağmen kendi namazını oluşturabiliyorsa, kendi haccını oluşturabiliyorsa, kendi zekat sistemini oluşturabiliyorsa bu başka bir dindir. Yani bunun ortası yok. Bu bir kere ifşa oldu artık. Yani bu başka bir dini. Ta Zaten e, Tanrı'nın iradesiyle Tanrı da bize gösteriyor. Teslimiyet diyemiyorlar dinlerine. Barışçılık dini, dini diyorlar. Kur'an Müslümanlığı diyorlar. Ama İbrahim'in bize verdiği isim teslimiyet ve teslim olan. Evet. Aynen. Yani e, konu her şey onun üzerine yoğunlaşsın istemiyorum ama çünkü... Yani, konuyu açtın bizden ha, devam ediyoruz. Konuyu edin. açınca e, <laughs> devam edip gidiyor. Yani bizim konumuz aslında şu. teslimiyete Mesela e, şu an insanların çoğunluğu dinin ismini dahi bilmiyor. Ben bu konuda inşallah zaten ders hazırlıyorum şu an. İnşallah yakında ders yapacağız. Kardeşlerimizle beraber. Şimdi e, Teslimiyetin ne olduğunu bilmeden içinde bazı şeyleri öğreniyor belki insan. Bunu kendimde de gördüm bu hatayı. Sonra bir ara döndüm baktım ki ya hani elçinin o cümlesi çok dikkatimi çekti. Hani bu bir kelime değil hani tanımlamadır deyince. Ya bir kelime ama tanımlama deyince işler biraz benim için farklı hale gelmeye başladı. Sonra biraz daha üzerinde düşün düşün düşün. Yani bu ne demek istiyor adam burada? İncelediğin zaman baktığın zaman aslında çok büyük bir olay var burada. Yani biz din, dinin ne İslam yüzde yani 99'u zaten ismi ıı, açılımını da bilmiyor, manasını da bilmiyor, ne yaptığını da bilmiyor. Evet. Biz de yine bu yollardan geçtiğimiz için belki de yeni aramıza katılacak kardeşlerimiz için bu konunun netleşmesi adına zaten bir ders hazırlıyorum. Bu ıı, örneğin Musa üzerinden gidersek Musa'nın öğretmeniyle yaşadığı bir olay var. Hı hı. Mesela bir iki gündür onun üzerinde çalışıyorum. Yani bakıyorum Musa ıı, teslimiyeti Rabbimizin tersten anlattığı en iyi örnek. Yani teslimiyetsizliğe en iyi örnek Musa gözüküyor Kur'an'da. Tabii bu ilk ilk zamanlar. Daha sonrasında her şey değişiyor. Ve biliyoruz hani hızlıca geçeceğim. İşte öğretmeniyle birlikte esas orada kritik bir kelime de var. Yani şeye dayanamazsın diyor. Kavrayamadığın şeye dayanamazsın diyor. Evet. Ya burada çok kritik bir mana var aslında. Yani Musa diyor ki ben seninle birlikte e, sabrederim. O diyor ki kavrayamadığın şeye dayanamaz. Çünkü henüz Musa şeye e, o eğitimden geçmemiş. Musa henüz bir öğrenci. Bir anda e, atıyorum ilkokul 3'te matematik bilgisine sahip olan bir çocuğa getirip atıyorum bir evet. geometri ya da integral mi diyorlar neyse onlardan koy önüne bakalım ne hale gelecek çocuk. Aynı şey. O da diyor ki hani bu sen Belli bir eğitimden geçeceksin. Ondan sonra bunu şu an dayanamazsın diyor aslında ama Musa Hı. anlamıyor onu. Evet. Musa diyor ki devam edelim. Ben dayanırım diyor. Evet. Şu an bizim çoğu şey de dediğimiz gibi aslında. Yani ben teslim olurum, teslim olurum demeyle olmuyor o iş. Evet. Bunun eğitimsel süreçleri var. Onun her seferinde bir pratikte şey lafla söylediğinin pratikte bir uygulaması evet. var. Özür Mesela verin, bir şey aklıma geldi. İstanbul. Şimdi tıbbın ilk yılında ameliyata girdim. Ee, o insan etinin kokusundan dolayı neredeyse e, affedersin istifra edip bayılacaktım yani. İnsan etkileniyor. tabi ilk hani insan ilk evet. gördüğü şeye dayanamıyor. Bu bir eğitim süreci. Ondan sonra Kesinlikle. alışıyorsun. Yani mesela örneğin benim mesleğim. Ben kasabım. Şimdi ben e, ilk zamanlar işte hayvanın bacağından tutardık. Evet. Amcamız babamız soyardı. Sonra işte Şişirirdik. Eskiden kompresör falan yoktu, Biz ortumla şişirirdik. Bizim öyle etraftaki görevlerimiz vardı, evet. basit. Sonra artık ustalaşmaya başladıkça yaptığın şeyler de değişmeye başladı. Bununla birlikte kazancın da değişmeye başlıyor. Evet. Aynı kredideki gibi yani, evet. mesela dilimizde de kredin artıyor. Aynen. Anladıkça kredin katlanarak devam ediyor. Çünkü ustalaşıyorsun artık. Ve Musa örneğe dönecek olsak, Musa henüz o seviyeye ulaşmamış en ileri teslim olan seviyesine ulaşmadığı için ve özgüveniyle diyor ki ben dayanırım. Ama üç örneğin üçünde de ortaya çıkıyor her şey. Evet. Ve işin sonunda bakıyoruz ki hepsinin altında yatan mükemmel, müthiş, müthiş e, güzellikler var. Evet. Bizim göremediğimiz. Az önce sana bir fotoğraf gösterdim mesela. Gördün değil mi? Ya yakından baktığın zaman fotoğrafa evet. ne gözüküyor? uzaktan baktığın zaman ne gözüküyor? Bizim baktığımız açı açı belli. Yani. Bizim görebileceğimiz şeyler belli. Yani. Bir teslimiyeti böyle algılamak lazım bence. Ben böyle algılıyorum. Başka insanlar farklı algılarlar. Bir yani. şey diyemem. Ya yani benim bildiğim sen bunların hepsini aslında haddi aşmak e, adı altında yani başlığı altında da toplayabiliriz. Senin atıyorum 500 kilo bir e, yükü taşıma gücün var mı? Yok. Ya gidip o yükün altına girip ben bunu kaldırırım demenin bir mantığı yok. Hı hı. Çünkü sen bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum, hepimiz de biliyoruz. 500 kiloyu kaldıramayız yani. Bir tonu kaldıramayız mesela. Hadi 500'ü biri uğraştı kaldırdı. Bir tonu nasıl kaldırır? Yani e, Rabbimizin her şeyi gördüğünü, her şeyi bildiğini, her şeyi kontrol ettiğini, herkesin rızkını verdiğini, her şeyin onun avuçlarının içinde olduğunu, biz sağ avucunun içinde olduğunu biliyoruz. Evet. Bunu bilerek yaşamak kolay bir şey değil. Gerçekten biraz eğitim yani Musa nasıl eğitimden geçiyor sen de geçeceksin. Evet. Ben de geçiyorum hepimiz de geçeceğiz inşallah. Kimi zaman oluyor eşimizle tartışıyoruz. Kimi zaman oluyor ya da bir müşteriyle mesela tartışıyoruz. Yani kimi zaman ben kaçıyorum. Çünkü fark ediyorum hemen ayetler aklıma geliyor. Hı -hı. Kaçıyorum mesela. Çünkü ya ayeti çiğnemektense küçük bir saygısızlık yaparak bir saniye işim var diyorum. Kaç. Çünkü korkuyorum yani şeye Hı -hı. düşeceğim diye. Evet. Çünkü daha henüz hazır olmadığımı görüyorum yani. Hı hı. Ve bununla ilgili e, uğraşıyorum sürekli mesela. Elçinin o konuda çok sonradan anladım ben o şeyi. Sürekli mesela sizin için bir zikir diyordu. Her şeyi Tanrı yapar. Her şeyi evet. yapan Tanrı'dır diyor. Bunu söyleyerek yaşadığın zaman karşılaştığın her şeyi artık onun iradesiyle olmuş olduğunu düşünerek artık itiraz etmeme durumuna erişebilirsin. Bu senin bize çok yardımcı olur yani. Hı hı. Teslimiyet bu. Bunun ııı e, Dışında hani az önce bahsettiğimiz o iki itiraz olayı var. Şimdi iki itiraz olayında birincisi kötü söz e, kullanma olayı, birisinde hak arama olayı. Benim bahsettiğim şey hak ararken ki senin tavrın. Evet maşallah. Yani hak arama demiyorum, hak aramayacak diye bir durum yok. Evet. Sen i̇şte e, burada yanlış anlaşıldığı için. Ha olabilir, olabilir. Tabi belki ben de düzgün ifade etmemiş olabilirim evet. yani. Olabilir. Hakkını tabii ki arayabilirsin. Ama bunu İsyan ederek, ya örneğin hastalanıyorsun. Hı hı. O zaman bu mantıkla ilaç da kullanamaz. Yani. E hastalığı işte Allah'ın iradesi. O zaman ben bekleyeyim geçsin böyle bir şey yok. Evet. Git itiraz itirazlar. Mesela ne biliyor musun? Of ya hasta hastaneye oldum. giderken of. küfür öyle. etmemek. Evet aynen öyle. Ya neden bu benim başıma geldi? Evet. Ya Rabbi benim günahım neydi de sürekli aynen. kullanılan cümle. Doğru. Ben ne günah işledim de benim başıma bu geldi. Evet. Taarrında da bir teslimiyet. Değil mi? Söylediğin cümle aslında teslimiyet cümlesi biliyor musun? <laughs> evet. Bak gerçekten bunun farkında olsa. Bu bir kısmı da olabilir yani. Bizim evet. yaptığımız evet. hataların bedeli de olabilir. Ama bunun söylenme şekli bu değil. Bunun söylenme şekli nedir? Ya Rabbi özür diliyorum, tövbe ediyorum. Bir hata ettim ki bu oldu. Evet. Ya da testlerden geçiyorum. Ben her halükarda sana minnettarım. Problem yok. Evet. Şartların ne olduğunu bir önemi yok. Bu konuda Eyüp peygamber bizim için müthiş bir örnektir. Evet. Ben onun o, o İncil'de, olmaz. İncil'de miydi? Tevrat'taydı. Bir kardeşimiz paylaşmıştı onun o başından geçen olayları. Evet. ya Ben Şok oldum ya. ya Gerçekten hmm. müthiş ya. Bir, günde, bir yani. günde her şeyini kaybediyor. Yani Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve yanında onu e, af buyur dürtükleyen karısı da var. Yani Diyor ki küfret kurtul diyor yani. Bak şeytan nereden yani, nereleri yaklaşıyor yani en sana. En yakınından seni şey yapayım. Ama duruş mükemmel yani. Ne olursa olsun geri dönmüyor. Yani. Şimdi biz bu e, sen aslında bu teslimiyet itiraz ve teslimiyet evet tavır noktasında ve hak arama noktasında da konuştuk. Senin getirdiğin spesifik anlamda Tanrı bir din yani din örneği üzerinden birçok kişi ifşa oluyor aslında evet. yani kainatın yüce efendisi yüce Rabbi bilgeler bilgesi ve her şeyi bilen aslında büyük iradesiyle bir din seçmiş bize ve bunu da sistemi gereği bizim gibi insan olan elçileri yoluyla arındırıyor aslı haline getirip bize tekrar sunuyor ama biz buna itiraz ediyoruz. Yani burada bir itiraz durumu söz konusu. İnsanın kadim hastalığıdır itiraz. Bence bu da egodan geliyor aslında. Ben daha iyi bilirim. Benim gibi bir insana mı uyacağım? Hastalığı var ya Kur'an'da çokça dokümanta evet, aynen. Hani mesela Nuh için söylüyorlar. Sen de bizim gibi bir insansın. Biz senin neyine uyacağız yani? Bizden ne üstünlüğün var? Ne yani? üstünlüğü üstünlüğün var? Birçok elçi aynısı Reşat Halife'ye de yapılıyor şu anda. Aynen. Sen de bizim gibi bir insansın. Tamam bizim gibi bir insan. Ama Tanrı'dan bir görev almış, bir yetki almış. Sen şimdi ona yaptığın itiraz aslında Tanrı'ya yaptığın itirazdır yani. İşte zaten Allah böyle söylüyor ya yani sen üzülme diyor yani. Evet. Onlar aslında sana seninle bir sıkıntıları yok. Onların sıkıntıları benle diyor Allah evet. yani. Onlar Mesela, o ayetleriyle problemler elçiye var. Elçiye itaat eden Tanrı'ya itaat etmiş. Bu demek değildir ki elçi tanrıdır haşa. Ya da sen sistemi takip et. Reşat Halife'ye ya da Muhammed'e e, itaat eden demiyor Allah. Evet. Elçi. Elçi diyor da. özellikle. Tabii, tabii. Çok önemli yani. Bir de e, çok güzel bir noktayı yakaladım kardeşim. Şimdi sen ya sürekli konuşurken böyle konu konuyu açıyor evet. unutuyorum biliyor musun? Şimdi e, az önce neyden bahsettin sen? Hakkârama dedim sonra din olayına. O yüzden kesiyorum ben bak işte unutuyorum. Sen konuştukça aklıma konular geliyor tek tek. Evet. Bir de dersten konuları hatırlamaya çalışıyorum. Hepsi birbirine girdi yani. Şimdi e, şu an hatırlayamadım ya. Benim söylediğim mi? Senin söylediğine karşı çok güzel bir noktayı yakalamıştım ben. Hah, buldum. Şimdi düşündüm. Ee, şöyle bir tefekkür. Kur'an mesela sürekli şöyle söylüyor. Diyor ki: "Bu dünya hayatı geçici bir menfaattir. Hı -hı. Oyun ve eğlencedir. İllüzyondur." Şu durumdur. Evet. Şimdi biz enteresandır bu cümleleri ben şahsen öyle algılıyordum. Hep dünyadaki güzellikler üzerine algılıyordum. Hı hı. Bak, bakış açısını değiştirdiğin zaman o kadar güzel bir şey çıkıyor ki ortaya. Hı hı. Şimdi konuyu güzellikler üzerine algılayalım ayeti. Diyelim ki 20 tane villa, geçici at. 300 tane spor, çok lüks araba, geçici at. Bunları yap, yaptığın zaman sen e, Tanrı'nın kurallarını uygulamış oluyorsun. Yani nasıl at derken, çöpe at manasında değil. Senin için öncelik sıralamanda ikinci, üçüncü sıraya geçsinler. Birinci sırada Rabbin olsun. Burada problem yok. Biz genelde bunu böyle algılıyoruz. İşte evladın Rabbinin önüne geçmesin. İyi de bu saydıklarımızın hepsi güzellik. Peki bir de kötülüğe bakalım. Şimdi niye sen e, spor araba için geçici diyorsun? Kötülük için niye aynı şeyi düşünmüyorsun? Kötülük de bu dünyada senin yaşamının sonlanmasıyla ruh beden ayrılığı yaşandığı anda kötülük de bitecek, iyilik de bitecek. Böyle baktığın zaman aslında e, kötülüğe bakış açın da değişiyor. Teslimiyeti ben bu noktada çok daha e, şey görüyorum. Yani rahatlatıyor seni. Nasıl rahatlatıyor? Ya eskiden hep ne diyorduk? Ya işte dünya hayatı geçici, dünya hayatı geçici. Geçici derken bunların hepsini güzellik olarak gör. Kötülüğü de koy bunun içine. Kötülüğü de bunun içine koyduğun zaman nasıl e... şimdi itiraz yani biraz olayın mantıksal boyutuna gittiğin zaman İtiraz neye edilir? İtiraz kötü bir şeye edilir. İyi bir şeye itiraz eder mi insan? Yani mesela çok para kazandığında buna itiraz eder mi? Ya da atıyorum 10 tane evi varsa ya niye benim 11. evim oluyor kardeşim der mi? Demez. Evet. Yani aslında tersine düşündüğümüz zaman örnekleri o ayet aslında daha da anlam kazanıyor. Yani nedir? Mesela diyor ki e, kaybettiklerinize üzülmeyin. Kazandıklarınızı da şımarmayın. Yani aslında bizden bizden bir nötrlük bekleniyor bence. Hı. İyiye de kötüye de. Fark etmiyor. Çünkü neden? Kötülüğün de bu e, dünya hayatıyla bir sonu var. İyi olanın da sonu var. Hı hı. Ne olduğunun bir önemi yok aslında. Burada bütün mesele senin hepsine bir teslimiyet, bir boyun bükme durumu söz konusu. Hı. Tanrı'nın emri, eğer hiçbir şey onun iradesi olmadan gerçekleşmiyorsa ve bir şey gerçekleşmişse, demek ki bu onun iradesi doğrultusunda olmuştur. Ha onun çıkış noktasında o kişinin kendi yaptığı günahtan kaynaklanabilir. Kişinin eğitimsel musibetleri olabilir. Ne bileyim? E, testleri olabilir. Yani bunun sebebini eğer dayandır Ya bir de şöyle bir şey var. Eğer dayandıracaksan bunlara dayandır ya. Hı. Neden sürekli bir haksızlığa karşı dayandırmak istiyorsun? Çünkü insan itiraz etmeyi seviyor. İnsan Hı. itirazcıdır zaten. Hı. Şimdi e, ona dayandırırsa Kendisine yol açıyor aslında bir yerde. Şu soruyu sorması lazım aslında değil mi? Benim başıma neden geldi? Benim ne hatam var ki? Ben korumadan çıktım ve bu benim başıma geldi. Yani bunu hı. bir kere düşün. Bu yönünü çok düşünmesi lazım bence. İşte onu da gene söyleyecektim, onu da unuttum. Hı hı. Bir de nasıl bir Tanrı'ya inanıyorsun? Evet. Sen bir teslim olan olacaksın. Sen bir imanlı olacaksın. Tanrı senin için mutluluğu garanti etmiş olacak. Bu garanti hangi şartlarda bozulur? Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorsun hı. Bu şar garanti şartları bozulması demeyelim de e, senin musibet yaşayacağın durumlar belli. Testler. Testleri geçtikten sonra geriye bir tek ne kalıyor? Senin hata yapman kalıyor. Doğru. Sen hata yapmadığın sürece bunların olması imkansız. Evet. Tanrı vadinden döner mi? Ve büyük bir şey olmayacak şeyim var. Güvencem var aslında. Kesinlikle. Başıma kötü hiçbir şey gelmeyecek diye Tanrı'dan almış bir söz var. Bunları nereye koyacağız şimdi yani? Bu sadece o küçük iki itiraz olayı var ya. Bir hakkını aramak, bir kötü söz kullanma olayı. yani Kur'an'da bulabildiğim benim bu var. İtiraza şey veren. Mesela kötülüğe engel olanlardan bahseder Kur'an. Onu aslında buraya not almıştım. Kötülüğe engel olan diye. 3. surenin 104. ayetinde. Okuyalım. İstersen onu Aynen. okuyalım hemen. O da önemli çünkü. 3. surenin 104. orada çay güzelmiş. Reklam yapmayalım da. <laughs> Şimdi yeni demlemişler sağ olsunlar. <laughs> kaçak çay değil değil mi? değil. <laughs> şey. <laughs> <laughs> Geçen kimdi o ya? Kaçak. <laughs> Teslimiyete uymaz dedi ya kaçak çay. Şeyi zannediyorlar. <laughs> kaçak yani yurt dışından geliyor. kaçak yollarla geliyor falan. Halbuki çayın ismi kaçak çay. yani ben de eskiden öyle zannederdim bu arada. Sonradan öğrendim. Amdolsun. Evet. 3. surenin 104. ayeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. İçinizden iyi olana çağıran, doğruluğu savunan ve kötülüğe engel olan bir topluluk olsun. Bunlar kazananlardır. Şimdi sonra bir diğer ayet 11-116. Bu bu konuda çok ciddi ayetler. Yani çok önemli ayetler. 11, 116. Mesela burada Rabbimiz buyuruyor ki: Keşke önceki nesiller arasından bazıları kötülüğe engel olmak için yeterince idrake sahip olsalardı. Onlardan sadece birkaçı bizim tarafımızdan kurtarılmayı hak etti. Hadi aşanlara gelince kafaları sürekli maddi zevkleri ile meşgul oldu. Onlar suçluydu. Halkı doğru kimseler iken senin Rabbin hiçbir toplumu haksız yere yok etmez. Şimdi burada bizden beklenen bir şey var. Bu çok önemli aslında. Kötülüğe engel olma o malum şahsın kullandığı yine bir ayetten biri de bu. İsmini ver ya, malum şahsın artık. <laughs> Edip Yüksel'in kullandığı <laughs> ayetlerden biri de bu aslında. Evet. Kötülüğe engel olma adına her türlü saldırganlığı mübah gören bir zihniyet oluşturdu. Hı hı. Ve bunu farkında olarak ya da olmayarak onu gören, özenen, e, mesajla tanışan, insanlara da aşılıyor. Belki bunun farkında ya da değil bilmiyorum. Şimdi zanda bulunmuyor. Ha biraz bulaşıcıdır aslında. Bulaşıcı. Yani bu ben eşimle de aynı. Sen nasıl dedin ya tartışıyorum. Ben de aynı şekildeyim. Evet. Ama hamdolsun şimdi hepsi düzeliyor inşallah. Evet. Ve Rabbimiz Elçi ile bize müthiş bir duruş gösterdi. Yani ya bir o, örneklik gösterdi. Sağlam bir duruş bile. Yani şimdi mesela ben sağlam olayım derken de başka şeyleri yıkmıyorsun. Kesinlikle. <laughs> Sağlamlık ayrı bir şey. Saldırganlık ve öfkeli olmak, itirazcı olmak ayrı bir şey. Ya bir de kaliteli bir duruş ya İskender ya. Başka. Adamın büyük tartışmada bakıyorsun tartışmasını. Hiç benziyor mu edip üstüne tartışma? Küfür, kavga, var ya adam o kadar ayet okudu, hem Arapçasını okudu hem Türkçe'sini okudu şey İngilizcesini. Adam dedi ki ben bunlara inanmıyorum dedi. Yani açıkça tepkisi ne oldu? Benim böyle bir görevim yok dedi adam ya. Seni ki, etmek Bak bir insana söylendiğinde çok zoruna giden bir kelimedir ha. Yani düşünsene bir. Elçisin. Nelerden vazgeçiyorsun? Nelerin uğrunda çabalar hayatını koymuşsun ortaya? Adama yarım saattir, bir saattir ayet okuyorsun. Adam diyor ki ben sana inanmıyorum. Dalga geçiyor resmen. Ama ona karşı bile... İnanmasana inanma. inanma. <laughs> tavrı çok net. Benim seni inandırmak gibi bir tavrım yok. Öyle bir hakkım da yok, gücüm de yok. Benim görevim bu. Söyledim gidiyorum bu kadar. Haddini bilmek işte budur. Elçi böyle olur yani. Böyle böyle elçi olmaz. Kendine güç vermez yani. Kesinlikle. Şimdi 7. surenin 164. ayetine gidelim. Neden buraya gidelim? Bu Böyle bir görevimiz var bizim. Kötülüğe engel olmak. Şimdi düşün ya kötülüğe nasıl engel olunabilir? Yani bu bir bıçaklı silahlı kavgada araya girip engel olmak mıdır? Bu sürekli e, devlet yöneticilerine küfredip sistemi eleştirmek de mi olabilir? Sağ olun, güle güle, afiyet olsun. İşte ya da bu nasıl olabilir? Evde sürekli insanlara bağırarak, çağırarak mı olabilir? Sürekli herkesin hatasını yüzüne vurarak mı olabilir? Bak bu söylediklerim çoğu Kur'an'ın diğer ayetleriyle de çelişiyor aslında yani. Evet. Onlar hataları bağışlarlar, örterler. Hani şey yapmazlar, insanların hatalarını sürekli yüzlerine vurmazlar. Şimdi Kur'an'a bakalım nasıl kötülüğe engel olunur? Bunun bir örneği var mı? Kur'an'da var. Benim bulabildiğim örnek bu. Başka kardeşlerimiz de bulursa, İnşallah onu da inceleriz. Şimdi burada Rabbimiz buyuruyor ki 164. Elçi buraya başlık atmış ama o konunun farklı bir boyutuna değinmiş. Diyor ki burada. Hatırlayın. Onlardan bir grup şöyle dedi. Tanrı'nın mutlaka yok edeceği veya şiddetli bir şekilde cezalandıracağı insanlara ne diye vaaz edesiniz? Şimdi burada bir grup var. İmanlı bir gruba üç grup var. Birisi imanlı. Birisinin ne olduğunu ben pek anlamadım. Onlar herhalde orta yolcu gibi bir şey. Diğer bir grup da var isyankar. Hı -hı. Ya da inkarcı. Bunlar bir günah içindeler. Hı -hı. İmanlılar diyorlar ki ya yapmayın. Bu işin hakikati şöyle. Bu işin hakikati böyle. Bunun doğrusu böyle. Rabbimizin emri bu. Bak siz yanlış yapıyorsunuz. Hı -hı. Bunu uyarıyorlar. Bir grup o bekleyen grup hani yatan grup ne gerek var yani? Allah zaten bunları e, dileseydi doğru yola iletirdi. Hesabı var ya. hani Genelde suçu Allah'a atma durumu var ya insanlarda. Yani neye uğraşıyorsunuz bunlarla? Gerek yok. Allah zaten bunları belli yani. Cehenneme Hı. atacak. Sanki gayb bilgisi varmış gibi onların yanında. Böyle bir olay anlatılıyor burada. Sonra onların cevabı çok güzel ama yani. Diyor Hı. ki onlar da belki kurtarılırlar diye. Çünkü bak bilmiyor. Haddini biliyor bak. Diyor ki bilmiyorum ama Belki kurtarılırlar. Yani bilemezsin sen bu adamın yarın ne olacağını. Hı. Sen gaybı bilmeyerek e, tebliğden geri kaçıyorsun. Evet. Bu yanlış. Sen gaybı bilmiyorsun. Sen tebliğini yap. Hı hı. İleri gitme ama. Evet. Tebliğini yap yani. Evet. Sonra devam ediyorum. Evet. Belki kurtarılırlar diye Rabbinizden özür dileyin şeklinde cevap verdiler. Esas açıklama 165'te geliyor. Kendilerine hatırlatılan hatırlatılanı umursamadıklarında kötülüğü önleyenleri kurtardık. Kötülüğü önlemekten bahsediyor bu ayet. Bir önceki ayette bu adamlar ne yapmıştı? Vaaz etmişti. Evet. Burada kötülüğe en engel olmak aslında vaaz etmekten bahsediyor. Fiziksel olarak gidip e saldırmak ya da engel olmaktan bahsetmiyor. Çünkü olan olaya senin engel olma... Tabii öyle bir durum da söz konusu olabilir. Bir insan birini döverken belki engel olmaya çalışabilirsin ama çok bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Evet. Şimdi burada Kur'an'ın bize emrettiğini ben böyle görüyorum. Eğer bir insan kötülüğe engel olmak istiyorsa en baştaki Kur'an'ı bilecek, Allah'ın emirlerini tanıyacak ve herhangi bir e, bir yerde bir problem gördüğünde kötülüğe engel olmak istiyorsa, Allah'ın emrettiği o grubun içine girmek istiyorsa, gördüğü zulüm karşısında, gördüğü problem karşısında diğer Kur'an'ın tüm emirlerini çiğnemeden, hı hı. saldırmadan, küfretmeden, kavgacı, isyankar bir tavır sergilemeden... Hı hı asil bir duruşla, güzel bir duruşla, evet. kaliteli bir duruşla karşıya vaaz etmek. Bu bunun şeyi bu. Evet. Kurandaki vaaz et, e, kötülüğe engel olmanın mantığı bu. Ayet şöyle söylüyor: Kendilerine hatırlatılanın hatırlatılanı umursamadıklarında kötülüğü önleyenleri kurtardık ve kötülük edenlere de kötülüklerinden dolayı korkunç bir azap dokundur. O ayet aslında çok net. Yani bizim duruşumuz yine aslında bir teslimiyet duruşu. Hı hı. Yine, e, çünkü burada bir emir var. Kötülüğe engel ol. Bak örneği de burada. Evet. Bir kötülük yapan birisi varsa bunu söyleyebilirsin. Bunda bir Sen olana itiraz etmiş olmuyorsun burada. Hı hı. Belki de e, Rabbimizin iradesi kötülüğe engel olmak istediğin için şeytanın yapmaya çalıştığı ya da şeytanın sebep olduğu bir şeyi durdurmaya çalışıyorsun. Yine bu da Rabbimizin bir emridir. Kur'an'ıdır yapmalıyız. Evet. Bir görevdir bu. Ama bunun ilerisi değil. işte bu çizgiyi korumak biraz zor bir iş. Evet. Yani nereye kadar yani aslında iyi gibi görünen şeylere de teslim olmak yani diyelim ki insan başına kötü bir şey gelir teslim olur ee, itiraz etmez ama iyi bir şey anlatırken de aslında tavır olarak teslim olmak yani bizim aslında vurguladığımız şey o şimdi Aynen. şeytan bizi şu noktaya itebilir Tanrıdan fazla tanrıcı olmak Evet, evet. şimdi Tanrıdır rehberlik eden biz değiliz biz ne yapıyoruz İlla rehberlik edecek. İlla yerin dibine sokacağız. İlla nakat edeceğiz. Yok öyle bir öyle bir şey yok. Öyle biz diyor ki senin tek görevin mesajı iletmektir. Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin, bir zorba Hı. değilsin. Yani aslında bu e, gücü bütün gücü Tanrı'ya vermek. Mesajı insanlara karşı haddi aşmak oluyor tabi, zaten. tebliğ ederken de işte bu e, tavırsal olarak bu rahatlıkta olmak. Zaten eğer bir kişi gerçekten söylediği şeyden eminse yani Herhangi bir böyle bir saldırganlığa da ihtiyaç yoktur yani. Ya gerçek bir teslim olan zaten o tavırla bir yere varamayacağını öğrenir ya. Ben evet. öğrendim. Onu yaşayarak öğrendik Doğru. yani. Aynen. Eşimiz, Rabbimiz bizi bağışlasın. Eşimiz de bizi bağışlasın. Eşlerimiz evet. bizi bağışlasın. Aynen. Biz erkekler olarak belki biraz e, fiziksel olarak güçlü olabiliyoruz. Veya işte ne bileyim şeyiz yani. Böyle biraz e, sert olabiliyoruz. Evet. Bu arada onlardan da özür dilemiş <laughs> olalım. Onu, onu da aradan çıkaralım. Yani yanlış evet. e, nerede olursa olsun ne şekilde olursa olsun bunu kanamalıyız. Bu doğru bir davranış değil. Çünkü Rabbimiz o eşleri bizlere e, nimet olarak veriyor. Evet. Onlara zulmedelim diye, hata yapalım diye. Ya ya zulüm da... de tabii etmedik. yani. Yok yani. Yani. yok. Anlıyorlar. Bizim samimiyetimizi anlıyorlar. Yani. yani şöyle Kagl, mesela dö, dayaktan bahsetmiyorum. Mesajı yani. ilk kabul ederken tabii bunun doğruluğunun <laughs> diye heyecanla. Evet, evet. Eşimize gidip ne yapıyoruz? Ben aklını böyle, kullanmıyorsun. He? Ondan sonra sen işte put sünnik, sünni put Eee <laughs> böyle Neden bir mi? tavırla yaklaşıyor. Ama aslında çok kötü bir olay evet. biliyor musun? Ama işte bu ilk giren kişilerin malum şahıstan Evet, eskisi lazım değil falan. Bu kişinin tavrından etkilenip yani itirazcı tavrından etkilenip aslında Aynen. yaptığı bir hata. Bunu evet. yapmasınlar diye aslında bu şeyi. Z ya aynı sünnilikten çok bir farkı yok bunun ya. Zorla bir şey öğretmeye çalıştık biz. Ya bu zorla olmaz ki. Evet. Sonra fark ettim ya arkadaş sen bunu zorla tamam dese bile bunu kalpte kabul etmediği sürece senin yaptığın yine boş. Evet. Hatta üstüne üstlük eksi kredi. Zarar edeceksin bu işten. Evet. Karın yok yani. Aynen öyle. O yüzden şu an mesela hiçbir şekilde hiç kimseyi ya bir tek eşimiz değil abi. Herkes. Yani. Babamla, annemle, da. çocuklarla, arkadaşlarla ortamda yani <laughs> ciddi derecede bir savaş sürekli. En ufak bir itiraza direkt zaten sırttan gibi atlıyorduk. Sonra bir baktım ki <laughs> ya bu işin sonu yok arkadaş. Evet. Kır 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 nereye kadar ya? Yani evet. gücü kendine veriyorsun aslında. Bir yani. de bu şekilde nasıl bu adamı çağıracaksın arkadaş? Kavgayla adamı dine çağırılır mı ya? Böyle bir şey olur mu yani? Evet. Öyle bir şey olmalı ki kalpten, gönülden o adam kendisi gelmesi gerekir. Evet. Kavgayla olmaz bu iş yani. Yani savaşla gidip bir ülkeyi fethedip o ülkenin halkını Müslüman ha. etmeyle pek farkı yok yani. Biz küçük Osmanlıcılık oynamışız yani evet. kendi evimizde ya da ailemizin evet. içinde zorla dayatmışız yani. Emeviyecilik işte Peygamberden hemen sonra her tarafı fethedip orayı Müslüman. Namaz kılmayanı dövün gibi bir şey yani zorla şunu şöyle yapacak. Ama bunu şimdi hamdolsun mesela bir soru geldiğinde ya bunlar da bizim eksik olduğumuzun bir göstergesi. Biz insanız. Evet. Rabbimiz bizi eğitiyor hamdolsun. Yani şimdi bunu kavrayabiliyoruz. Bir insana güzellikle bir şeyi e, ayetlerden göstererek, delillendirerek sakin bir şeyle şekilde anlatmak. Aynen. O kadar etkili oluyor ki. Ha, bu da şu demek değildir abi biz her şeyi biliyoruz demek değildir. E değil, Bazı tabi onlardan canım. yanılabiliriz yani. Tabii. Ama burada Tanrı'nın Ama dini... söylüyoruz zaten. Doğru ama şu var yani Tanrı'nın dinini tartışmaya açamayız. Bir tane din var. İbrahimle gelmiş. Rütüelleri belli, Hı, sağ solu şey belli. Söyledim? Yok öyle demiyorum. Örnek olarak veriyorum. Yani öyle söyledim demiyorum. Farkında <laughs> olmadan bir şey hani, mi Mesela mi? şimdi konuşuyoruz ya benle sen. Din konuşuyoruz. Evet. Otorite biz değiliz. Biz yeniden bir din inşa etmiyoruz. Sadece bunu e, tabii. anlamaya çalışıyoruz. Aynen. Ee, yani demek istediğim hani biriyle konuşurken biz dini anlamaya çalışıyoruz. Hani biz burada otoriteymişiz de siz bizi dinlemek zorundaymışsınız gibi bir havaya kapılmasınlar. Hani Değil. şöyle anlatmalıyız, şöyle yapmalıyız falan diyoruz ya yani. Tabii tabii. O konuda biz de yanılabiliriz. Sakin Kesinlikle. anlatırken de yanılabiliriz. Anladım. Abi yarım yani biz yarım saattir kendi hatamızdan bahsediyoruz zaten. Evet. Yani hatasızlık Allah'a mahsus. Elçilerin hatalarıyla dolu Kur'an. Evet. Yani şimdi hiç ortak koşmayan peygamberlerin atası İbrahim'in hatası bile var Kur'an'da. Yani evet. bunlara rağmen bir insan ben azarlandı Şöyleyim böyleyim deme şansı yok. Yani bu zaten insan bilir bu egoistiktir başka bir şey değil. Evet. Yani bizim hata yapmamış attığımız adımda belki hatamız var. Biz bu uğurda yürüyoruz bizim bizim me me meselemiz bu yani. Biz ee, en az hataya nasıl kavuşabiliriz? Bizim evet. derdimiz bu. Teslimiyete nasıl kavuşabiliriz? En ileri teslim olan, olan hiçbir şeye itiraz etmeme durumuna nasıl erişebiliriz? Onu olgun, olgunlukla karşılayabilmek, o pozisyona gelebilmek kolay bir iş değil. Bayağı bir eğitimden geçmen gerekiyor. Evet. Yani bir şu an mühendisi düşünelim. Yani bir mühendis olmak için adam iki yılda olmuyor, bir yılda olmuyor bu iş. 10 sene, 20 sene bunun eğitimini alıyor. Sonra başlıyor ilk önce. İşte ne diyorlar ona? stajyer oluyor, sonra işte bir kıdem alıyor, sonra bir kıdem E Şimdi 20 sene, 30 sene bir işte uğraştıktan sonra artık o adamın projeye bakışı, projeyi çizmesi, evet, evet. onun üzerinde tartışması, konuşması nasıl olur? Evet. İşte biz de böyle. Belki sen benden 10 adım ileridesindir, ben senden 5 adım gerimdeyimdir, gerideyimdir. Ama nedir? Kardeşsek eğer, biz birbirimizin hatasını gördüğümüzde, evet. biri de bizim hatamızı görüyorsa Kur'an'ın siz şu kısmına hata yapmışsınız diyorsa. Bu da onun boynuna borç olsun. Söylesin. Altına yazsın desin. Ha. Kardeşim siz burada böyle böyle söylediniz. Biz bundan mutlu oluruz. Asla evet, da çekinmeyiz yani. Bunun ha. yaşının e, o şeyinin yani mesleğinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Ben kasabım sen doktorsun kardeşim. Yani, Önemli olan üzüm yemek. Heh, burada ego, insan, ego yapmamamız lazım. Bir insan yani. ahirete inanıyorsa hatasını düzeltmekte ve bunu ilan etmekte hiçbir sorun yaşamaz yani. Benim en sevmediğim insan tipi de odur zaten. Hatasını kabullenmeyen adamdan Sessiz nefret ediyorum. Sessiz konuşuyorsun da videoda gördüğünü <laughs> dinliyorum. <gülüyor> ya, ya birileri var burada içeride de duymasınlar diye dedim. Yani hatasını kabullenmeyen adamdan nefret ediyorum. Yani, evet. yani bakıyorsun kendisi de görüyor yanlışını. Evet. Ve bu aynı şey bizim işlediğimiz büyük günahla da, günahla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz... E, buyurun. Bakarlar abla seslerini ver. Şimdi gözüyle görüyor. Anlatıyorsun, delillendiriyorsun, her şeyi gösteriyorsun ama sırf ya ben burada hata etmişim dememek için o kadar çok şey yapıyor ki, Berker çok seviyor bu sözü, her çiviye bir ceket asar. Ne anlatırsan anlat. Evet. O kadar delil gösteriyorsun ama burada böyle. Hani Allah diyor ya Kur'an'da, onlar evleri arka kapılarına arka göre Sürekli dolaştırırlar lafı. Yani bir kelimeyi cımbızlar, bir ma manayı kaydırır, oradan bir dünya yaratır. Az önce bahsettiğimiz yaratılan saldırgan tavır gibi yani evet. böyle yapmamalıyız. Bizim amacımız biz burada mücadele veriyoruz. Bizimle birlikte yürüyen insanların da bize destek olmasını istiyoruz. Biz de biz de hatalıyızdır. Onlar evet. da da yaparlar. Mesele ego yapmamak. Bu dikkate almak, özür dileyebilmek. Ben mesela sürekli kendime ben, eskiden ben de özür pek dileyemezdim böyle bu ego durumundan dolayı. Ama hamdolsun son mesela bir 10 yıldır 15 yıldır kendimi alıştırdım. En ufak bir hatamda Karşımdakinden özür diliyorum. Başka. Bunu özellikle yapıyorum. Bu, bu birçok şeyi de kolaylaştırıyor aslında. Yani bir anda ortamı düzeltiyor, aynı zamanda benim egomu öldürüyor. Yani birçok desteği de faydası da var bunun. yani. Esenlikler. Evet, bitirelim herhalde. Mesajımızı aktardık, inşallah. Aynı konuşma. Ee, İzlediğiniz için e, teşekkür ederiz. Sevgi, sevgi, sevgi. Teşekkürler. Esenlikler kardeşim.